Şu adamdan hizmet alacağıma hiç abi surata bak. Arkadaşlar bir ülkenin cumhurbaşkanı. Hadi bir şey söyle lan. Hadi lan bir şey söyle. Arkadaşlar Venezuela'nın cumhurbaşkanı Maduro. Bir şey diyeceğim, cidden bu muymuş? Evet. Ben bundan öyleymiş. Daha saçma bir şey duymadım bu arada. Yaratıcı ya, yaratıcı. Programımızın adını çok yaratıcı bir şekilde. Herkes istedi. Herkes istedi ama. Herkes de dayandınız. Mutlaka bunu koyun. Biz de dedik ki koyduk. Ne koyduk Merdan? Versus. Neden çok istediniz, koymayalım? Çok taciz ettiniz bizi. Dediniz ne olur bu olsun. Mailler attınız. Mail niye atarsın ya? Mail atmışlar. Mors şey yapsa, telgraf göndersin kardeşim. O yüzden Versus programımıza hoş geldiniz. Sonunda bir adı var. Evet. Hey, çok çalıştık. Sen de hoş geldin Merdan'cığım. Bugün iki kişiyi karşılaştıracağız. Karşılaştırmayacağız, savunacağız. CZN Burak versus Nusret. Babası. Şimdi bu versus hangisi daha iyi mi, hangisi daha kötü mü ilk olarak? Ben biraz zordayım. Şimdi. O yüzden bununla açtım programı. Evet, hangisi daha becerikli mi? Hangisi daha olsun, gerisini siz boşlukları doldurun. Çok mantıklı. Yani, yapacak bir şey yok. Ben Cezine Burak'ı savunacağım. Neye göre? Kime göre? Kim geçen daha... seferki videoda. Evet. Yine ben kaybetmişim. Arkadaş. Ne istiyorsun? Kaça kaç kaybetmişim? Ona bakacağım. Az buz bir şey de değil anam ya. Güldür versus çok güzel hareketler dedik. İzlemediyseniz ona şuralarda bir yerde çıkar. Allah rızası için de bari bir izleyin. %34'le. Vallahi rızası için izleyin diyen bir şey olur mu ya? %34'le kaybettim. Kaçla? %34'le. Aa, performansında düşüş var. Öbürü 27'ydi. Ama sende bir yükselme var. Yavaş yavaş yükseliyorum. Bu evet. Sefer kazanacağım. Çünkü CZN burada sevmeyen yoktur. Var mıdır acaba? Ya şuncecik adama bir bakar mısın? Şu tatlılığa bakar mısın şu ya? Şu tatlılığa, şu sevimliliğe, şu güzelliğe, kalp yapışına, o kalbi tutan guncuk elleri de bir bakar mısınız Allah aşkına ya? Ya eli tutuşa bakar mısın? Kibarcacık bak, bak şöyle. Aslında burada ne yapıyor? Bak şöyle yapıyor mesela, şu harekette al lahmacunu, şunu yap. Aslında bir saygı veriyor, anladın mı orada? Saygı mı veriyor? Diğer tepsiyi tutuşa bak, böyle tutuyor ya. Hani Nusret'in şeyi vardır ya böyle, et şaplaklar böyle. Ha, i̇şte başladık. İşte Nusret eti şaplaklıyor abi. Ne bak, bu adamcağız ete saygı duyuyor. Ya bir insan eti şaplaklayan, üzerinde sapık sapık hareketler yapan birinin yaptığı eti nasıl yiyebilir lan? Onun yanına koyduğu o mayonezimsi sos, inşallah mayonezimsi sostur yani, o Allah kadar diyorum size ya. Gidiyorum. İğrenç ya. Nasıl ya? Adam saygı gösteriyor, yemeğe saygı gösteriyor yemeğe ya. Yemeğe saygıyı söylüyorum, şey yapıyor böyle, çekiyor böyle, alıyor lahmacunu, evet. Basıyor Iron Man şeyi falan açıyor. Evet, yaratıcı. İçeride şey var, Spider-Man var böyle, tavuk şiş falan, bu mu yani yaratıcı? Yaratıcı lan, yaratıcı. Oraya suavi koymuşlar bir tane, suaviye benziyor. Şöyle yaptı diye ya, PR çalışmasıyla adam. Evet. PR çalışmasıyla buralara geldi. Bu nerelere, adam nerelere? Var ya bak 94'lü. Hı. Senden benden küçük abi. 94'lü mü? Evet. Adam değil de o benim kankam olur hem de. Tamam işte. 94'lü mü gerçekten? Evet lan 94'lüymüş. Oha ben bunu bilmiyordum. Ya. Şimdi saygı duy. Nusret'in 10 yaşındayken kasapta böyle tek kaş şey, evet. Fotoğrafları var. Evet. Adam kasaptan ta nerelerden yetişmiş gelmiş. Buncacık çocuk ne yapsın? Daha dün doğdu. Bugün Hatay Medeniyetleri sofrasının baş... aşçısı. Ziya! Baş aşçısı mı? Adam zincir sahibi. 10 milyon takipçisi var. Ya bak gördün mü? Benim yerime söylesin diye yaptım arkadaşlar. Söyleyeyim, 11.67 milyon evet. Takipçisi var. Nusret'in kaç? Onu da sen söyle. 23, iki katı. Tamam. Daha fazlası. Lan yaş olarak da Nusret neredeyse onun iki katı daha de, fazlası. Ama meşhur olma süreleri çok büyük bir aralık değil ki. Nusret'i dünya tanıyor. Evet. Adam bak hemen başlayalım. Nerede? Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi finalinde kim ya, düşünsene Türk kasap ya. Türk bir kasap aslında da böyle yani, şimdi genel baktığımızda ezmek için demiyorum. Türk bir kasap Şampiyonlar Ligi şeyini tutuyor da Sergio Ramos böyle yapıyor ya, böyle bir bunu rüyanda görsen dersin ki böyle rüyayı bir dersin yani, anladın mı?
Ağzını ıt diye gerçek. Bırakacağım şimdi seni. Bunu mu diyorsun yani? Yani bu sence önemli mi Nusret'in şu hareketini yapıyor? Evet. Arkadaşlar bir ülkenin cumhurbaşkanı. Hadi bir şey söyle lan. Hadi lan bir şey söyle. Arkadaşlar Venezuela'nın cumhurbaşkanı Maduro. Venezuela. Bak adam bu da ona yemek yapmış ki Tayyip Erdoğan bakar mısın neyse. Adam evet, mutlu. Ne bu mutlu mu? Bu mutlu. Bu adamla alakası zaten yok. Zaten mutlu olur lan adamın dükkanına gelmiş koskoca. Bu adam hep böyle ama. Bu adam başka mimini gören var mı? Bak. Bak. Ne güler yüzlü. Ben bir yere gittiğimde güler yüzlü hizmet almak isterim abi. Şu adamdan hizmet alacağıma hiç abi surata bak. Şu adam iyi de bu adam da gülüyor. Bu, adam hiç. Bak diyor ki ben adamına göre gülerim diyor. Bak. Bak adam 32 diş. Ben Nusret'ten bir şey rica ediyorum. Senin de burada şahitliğinden. Maduro yemek yapmış. Maduro gitti. Ha. Adamı batırdılar. Falcao yemek yaptı. Adamdan haber alınamıyor. Nusret'ten şunu rica ediyorum. Bir de CZN'i buraya davet etsin. Bir de ona yemek yapsın da. Ha. Şu Hatay Medeniyetler Sofrası falan ortadan kalksın. Bir kurtulalım. Bir kafamız rahatlasın yani. Yemek terörü denen şeyi başlatan Nusret'tir. Evet. Ama yemek sanatı olarak başlattı Nusret. Bu ne yemek, ya? Bak yemek terörünü başlatan Nusret'tir. Evet. Bunu yemek sanatı yapar. Bırak. Adamlar dedi ki Nusret'in yaptığını bizim de yapabiliyor olmamız lazım. Biri gitti waffle'ın üstüne İskender yaptı. Biri gitti bilmem ne yaptı. Bir manyak da çıktı kalpli lahmacun yaptı. Şunu Hatay'da kalpli lahmacun istesen ustadan ne yapar sana? Yapar. Nah yapar. Bir şey söyleyeceğim. Hataylılar çok iyi insanlar. Hemen hiç kırmak istemezler müşterilerini. Hemen Hataylı arkadaşlar lütfen hatasını. Sen deyin ki Hataylısın sen deyin. Düzeltin Merdan'ın. Hataylı arkadaşlarım söyledi. Onlar çok kibar insanlardır. Müşterilerini falan katiyen de kırmazlar. Kalpli değil bırak. Başka şekillerde böbrekli bile yapar. Böbrek şeklinde bile yapar. Açar Google'dan yapar bakar yani. Bu kadar diyorum sana. Abi Nusret. Lafını geri al. Lafımı geri alıyorum. Tamam. Yeter ki böyle ben espriler yapma. Başka hiçbir şey istemiyorum. Lafımı da geri alıyorum. Özür de diliyorum. O kadar isteksiz diledim ki. Ben şunu diyorum Nusret. Adam bütün dünya. Salt bir. Bak şunu yapmayan bir tane insan evladı kaldı mı? Ben. Yaptın ya yapma. Nerede yapacağım be? Konu şöyle yapınca nasıl duruyor? Yaptı. Adam DJ Khaled'in klibinde oynadı. DJ Khaled'in klibinde kim oynayabilir ya? Bunu yaptılar bekle, bunu yaptılar. Ne demek böyle. Kim oynayabilir ya? Hayatında sadece bir kişi mi oynamış yani? Hayatında sadece bir kişi klibinde oynamış Nusret. Ya bu önemli değil, parayı veriyorsun. Adam parayı verdi, Leonardo DiCaprio'yu da getirdi. Parayı verirsen parayı her şeyi yaparsın. Parayı verip getirdi yani sence? Leonardo... Evet, çıktı ya zaten bu. Ay, hiç çıktı? Araştırmamış ya. Baya bunun PR çalışması oldu, çıktı yani. Kim, bu adam hiç kimseyi böyle para acaba kim? Çağırmadı. Acaba kim çıkardı bu söylentiyi, bu PR çalışması diye? Acaba kim çıkardı merak ediyorum. Daha bu çıkmamıştı, kaç zaman İşte oldu. Onu batıracağım ki ben çıkacağım diye uğraştı. Ayıptır ya. Nasıl batırsın? Abi, araştırdım. Tamam buyurun. Araştırdım. Fiyatlarına söyleyeceğim yani buyurun. Nusret'in. Çünkü Nusret bana göre çok böyle concon tip böyle şey. Üst tabaka kendini beğenmiş falan. Gerçekten Cezene, bu arada Cezene ne demek sen biliyor musun? Bunu çok merak ediyorum ne demek? Herkes bunu merak ediyor. Araştırdım. Civilization'ın kısaltılmışı. Yani? Cezene. Yani civilization ne demek? Medeniyet demek. Yani Burak hani ne medeniyetler... yapıyor? Hatay medeniyetleri. Anladın mı? Hatay civilizations. Ne sofraları ne? Bir şey diyeyim, cidden bu muymuş? Evet. Ben bundan öyleymiş. Daha saçma bir şey duymadım bu arada. Yaratıcı ya, yaratıcı. Seninki hiç kimsenin kafasında soru işareti bırakmıyor abi. Adam, her şeyini açmış. Evet, adamın yani içi dışı bir. Üstünde düşünecek hiçbir şey adamın yok. Adamın içi dışı bir. Adam diyor ki ben buyum kardeşim, bizde şey ortam böyle miyim? Diyor yani. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Sen böyle çıplak fotoğraflar paylaşan, kıllı döşlü şuralara... Bu adamın yaptığı yemeği yer misin Yerim. Sen ya? Adam bak. Bu sanat ya, bunu Robbie Williams bile yaptı. Bunu onu geç, Doğuş bile yaptı. Kolundaki kıllara falan bak abi, ben yiyemem ya, vallahi yiyemem. Param olmadığından değil ha. Yiyemem. Az önce fiyatlardan ağlıyordu. Evet, bir şey yapayım, sanki çok ucuz bu arada. Buyur fiyatlara gel, sanki bu çok ucuz da. Çok ucuz değil. Ama Nusret'e göre ucuz. Çünkü Nusret daha kaliteli, bu yüzden. Başka değil ya. Mantık yani yok arkadaş. Abi bak, 1 milyoncularda altın şeyi oluyor böyle. Yenilir, kaynak Orkun Işıtmak mı bu arada? 1 milyoncudan mı alıyorlar yani bu Nusret bunu? Yok canım, 1 milyoncudan almıyordur tabii, gidip 10 lira falan belki veriyordur, bilemiyorum da. Na bak. Gold kuzu kafes diyor. Üstüne sadece o yaprağı. Slime videolarında falan da kullanıyorlar bunu. Alıyor böyle, tutuyor.
hop koyuyor falan böyle. Onu koymuş kuzunun üstüne 1000 lira demiş. Evet. 1000 lira. O bu kadar lira. Değersiz bir şey olamaz bu arada. Abi yemin ediyorum bir ya şey bak canım, içinde kadar... altın parçacığı olan alkol var, tekila var. O bu kadar pahalı değil. Hem alkol hem şey. Kalite, işçilik, emek. O bu kadar değersiz bir şey olsa onun koyusunu görüyorsun böyle cımbız gibi bir şeyle alıp evet, üstüne seriyorlar. Evet. O bu kadar değersiz bir şey olsa. Gerçekten şu an ellerinde tutuyor. Evet şu an elimde dur bir dakika düşmesin. Bu kadar değersiz bir şey olsa Türk ustalar alır onu lap diye üstüne yapıştırır adam ya da elinden böyle silkeler. Yok onu zaten yapamıyorsun yapışkan bir şey onun hemen böyle tutup hop alınıp konması lazım. Bu kadar değersiz bir şey değil. Adam şunu diyor bu da 100 gram yapıyor ben de 100 gram yapıyorum ama ben daha lezzetli yapıyorum diyor. Daha çok bilinmesinin tek sebebi daha lezzetli daha muhteşem harika olağanüstü yapıyor olması. Yedin mi? Yemedim. Evet Hakim Bey, ben cevabımı aldım. Başlangıçlarına baktım. Evet. Bak, Burak Cezene Buran en pahalı başlangıcını aldım. Pastırmalı humus. Yedin mi? Cezene Burak gittin mi? Burak, aa yok gitmedim. Ben çok o kadar et seven biri değilim o yüzden yani. Hmm. Yoksa merak ederdim. Pastırmalı humus 40 liraymış. En pahalısı bak başlangıçlardan. Ben 20 liraya bütün günlüğümü yiyorum ya. 40 liraya başlangıç bile bu. Ben 20-40 lira oraya girdiysem kaç lira çıkacağım? Tamam. Öyle dediysen Nusret'in başlangıcını söylüyorum. Buyurun. Dana Carpaccio. 112 lira. Ben başlangıçta su içerim. Acili arayacaksın o yüzden. Gelinceye kadar. Hadi böyle tek tek. Şaka. Şu an aklıma geldi leş gibi de oldu ha. Keşke gelmeseydin. 40 lira bir başlangıç mı? Zaten bak diyor ki Nusret diyor ki aa bak başlangıcı ben sana bir vereyim gerisinde ne gelecek anla. Şunu diyor. Baştan sen bir anla. Ben diyor o kadar güzel başlangıç yapıyorum ki sen bununla başla bitti. Zaten doyacaksın diyor yani. Ya şu kadar bir şey getiriyor zaten Carpaccio dediğin ne? Bilmezsin ne bileyim, sen. Bilmiyorum valla ne bilmezsin. Ondan sonra başlangıcı yedin. Ee? Lokum. Biliyor en ünlüsü lokum. Evet. 200 gram. Tamam. 200 gram ne kadar oluyor? Hamburgerin içinde kıtırık köfte bile 200'den daha fazla oluyor bazen. Olmuyor bu arada. 154 lira. Tamam, 154 olmaz. Lira abi. Hadi dedin ki bak en ucuz şeyi yiyeyim. Hem yiyeyim. Hem ucuz gelsin bana işte hem de karnımı doyurayım. Nusret burger yersin. 55 lira. Tek makul şey bu. Ama o güzel. Ama çok küçük o da yani. Bak, gördüm ben videolarda. O ama tek bayağı değil. Küçük. Tek değil o. O 55 liralık burger. Burgeri veriyor. Yanında patates veriyor. Yanında içecek veriyor. Arkasında sana tatlı veriyor. 55 lira diyor. Bunu tatlı da içinde mi? Havuç tamam. Dilim baklava veriyor. Söylemeyeyim. Arasında dondurma. Hadi. Havuç dilim baklavanın kendisi 60 lira zaten. İşte bu yüzden Nusret. Bunu gidiyorsun orada yiyorsun bunu ortam... Yalan abi kesin yalan. Yok, cidden yalan değil. Vallahi. Benim arkadaşım önerdi git ye diye bir gün gideceğim. Zaten tek onu yiyebilirim. Salakla ama ikimiz de savunduğumuz adamların restoranına gitmemişiz. Nasıl gidiyorum ya? Boşu boşuna konuşuyoruz. Nasıl gidelim abi bu fiyatlarla ama bak benimki daha ucuz. Sonuç olarak ortalama fiyat Cezene Burak'ta yani Hatay medeniyetlerinde 130 lira çıkmış. Kişi başı ortalama. Aha. Evet. Yani işte fiyatları. Nusret'te kişi başı ortalama 270 lira çıkmış ve alkolsüz. Adam eti bir ayrıca, seviyor, ete bir aşkı var adamın. Alıyor böyle eti, sen de değil mesela emziriyormuş. Adam eti emzirse kimse niye yapıyorsun demeyecek. Böyle alıyor eti İşte sorun adam. Bu, kimse niye yapıyorsun demediği için bu adam buralara geldi. Çok çirkin ya. Bu adamı sordu mu niye bunu yapıyorsun diye? Ya bu adam pis ya. Bunun bir tane videosu var, ben o videodan sonra çok sevdim. Onu adam, da izletmezsem. Adam. Gösteriyorum abi, buldum. Şu videodan sonra... Mesaj geldi. Biri bu maaşları ne yaptı? Gidersen Nusret'e böyle maaşı bitirsin sonra da bana yazarsın kardiyolog. Ben bir şeyden daha bahsedeceğim. Hadi bahset. Bilgi ya. Adamdan bilgi akıyor. Bak İlber Ortaylı'yı biliyoruz. Hepimiz tanıyoruz. Diyor ki sen bu diyor cahilsin diyor. Sen şusun, sen busun diyor. Ama Nusret'e gitmiş. Şimdi bu adamın dediği birçok şeyi hepimiz diyoruz ki ya İlber Ortaylı dediyse doğrudur. Ben de şunu diyorum. İlber Ortaylı gittiyse doğrudur. Bundan sonra da bir anket başlatmak istiyorum. Hazır haklı çıkmışken arkasını yapıştırayım. Evet, Pelin mi haklı, ben mi haklıyım arkadaşlar? Bir önceki videodakinin bir önceki videosundaki performansı tekrar bekliyorum. Buradaki ankete tıklar ve bana oy verirseniz çok sevinirim. Ben de varım ankette. Ama gereksiz bir şekilde yani. Ki her zaman birinci sıraya yazıyorum adımı. Onu bilerek mi yapıyoruz ya? İkinci sıraya yazacağım bu sefer. Orçuncu bu sefer ikinci sıraya yaz gözünü seveyim. İkinci sıradaki benim arkadaşlar ya. Belki de yani
Pelin değil de kim olursa olsun diye beni işaretliyor olabilirler. Yeter ki Pelin olmasın. Eğer böyle yaparsanız kalbim durur. Bu arada bir sonraki videomuzun konusunun ne olacağıyla da ilgili evet. Fikirleriniz varsa evet. Aşağıya yazabilirsiniz. Biz yazın düşünüyoruz be. O kadar boş boşuna. Evet, yazın ha. Bak şunu yapıyorsunuz, niye bunu düşünüyorsunuz? Bu konu ne saçma, şudur budur falan. Ha, buyurun, siz söyleyin siz be. Arkadaşlar. Hiç. Ben çok meraklıyım değil mi şu adamla uğraşmaya yani 94'te? Ben çok meraklıyım lan şu çıplakla, şu suratsızla mı uğraşmaya? Abi, sen uğraşamazsın atmışım. Zaten. Suratsız, ben uğraşamam zaten. Yani uğraşmam zaten, yürü git. Davalandık. Bir şey söyleyeceğim şimdi gene. Ben yemek yemeye gittiğim yerde can sağlığımı düşünürüm. Adam yangın çıkartmış ya ne şov yapacağım diye 6 kişi yaralanmış. Şaka yapıyorsun evet. Ya. İyi de Nusret değil ki o. Nusret lan bu. Hayır. O Nusret'in... Nusret. Ya bu ben yanlış şey çıkartmışım ama Nusret'te yangın çıktı. Nusret'te yangın çıktı. 6 kişi yaralandı. Bana bunu açtırtma. Yanlış fotoğraf sonra bu ona özenmiş de öyle olmuş bilmem ne. Sen ister misin? Bak na. Bak 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 adamcağız bu hale gelmiş. Abi Nusret değildir ya. Bu Nusret değil tabii ki. Nusret'in yaktığı müşterisi. Aynen. Sen de bunun yerinde olabilirdin, ben de olabilirdim. Paramız olmadığı için olamadık, o ayrı. Ama parası olanlar neden canını tehlikeye atıyor arkadaşlar? İşte parayla saadet olmuyor arkadaşlar. Buradan da bu mesajı çıkarabilirsiniz. İyi de bu çalışan herhangi bir insanın dikkatsizliği olabilir. Ay vallahi diyeceğim bu kadar abi ya. Ben Cezene Burak'ı savundum. Ay aklımın ucundan da geçmezdi Cezene Burak'ı savunacağımı. Ama ya şu adama bakın. Bir insan bunu nasıl sevmez? Hep gülüyor ya. Hep gülenleri gülüyor. Gülenleri seviyorlar sadece? Ne bileyim ben işte gülüyor, sevimli bir insan yani. Yapmacık. Cezene hakkında söyleyebileceğim de tek bir şey yok. Yapmacık, yapmacık. Saçmalama. Bir tane videosu var görüyor bak. Videoda adam şöyle yapıyor. Bak yapıyorum yaptığını. Yanında hayranı var tamam mı? Şöyle yapıyor. Böyle yapıyor. Sıfır samimiyet. Böyle çekerken böyle yapıyor Nusret sonra veriyor. Nusret çok samimi diyorsun yani sen şimdi. Nusret en azından gülerken ooo ben benim fotoğrafımı çekiyorlar yapmıyor. Öyle gülmüyor. Adamın... Böyle bir adam gülmüyor var. Bile çünkü. Gerek yok çünkü gülmesi. Neden gülsün ki? Ben işimi yaparım, keyfime bakarım diyor. Ben etin kralı diyorum, yemeğin kralı diyorum, Nusret diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ben de... Keyfime bak. Ben de kalplerin kralı Cezene Burak diyorum halktan. Halkını seven, ete saygısızlık yapmayan, ete saygısızlık yapanları sevmeyen, ucuz olan, eli bol olan, gençken buralara kadar gelen, tek başına gelen Cezene Burak. Kalpli lahmacunların kralı. Buradan lahmacun çıkart olsun. Ben de, benim de buraya et koy. Et tokatlıyorum. İğrensin ya. Ankete katılmayı unutmayın vallahi. İzliyorsunuz, katılmıyorsunuz. Ondan sonra beni sayesinde... Alttaki yorumlarda Pelin... Ooo ne güzel savunmuş. Üste bir ankete bakıyorum lan kaldım. Şu çünkü, hareketi yapmasaydım iyiydi. Çünkü altta öyle bir yorum yok. Pelin ne güzel savunmuş. Tamam bitti. Yalan. Arkadaşlar na. Vallahi açıkçası ancak şunu yapabiliyorum bitmeden önce. Nusret'e karşı düşüncelerimi tam olarak anlatan emoji bu. Bitti mi? Geldik mi?